geri dönemiyordum. Öğleden sonra yarış alanında üstüme yapışıp kalmış olan suç işleminin çekim gücü beni giderek daha aşağılara sürüklüyordu. Artık sadece uyuşukluğumu ve yeni derinliklere, belki de sonuncusuna doğru, ölüme doğru savrulmanın baş döndürücü esrikliğini hissediyordum. Birkaç adım sonra kadın durdu. Bakışları tekrar güvensizlikle çevrede dolaştı. Sonra beklentiyle bana baktı. Eee bana ne armağan edeceksin bakalım? Tabii ya unutmuştum. Fakat soru aklıma başıma getirmedi. Aksine bir şeyler verebileceğim, kendimden bir şeyler saçabileceğim için sevinç duydum. Aceleyle cüzdanımı çıkartmış bozukluklar birkaç bürüşük baktım. Ne varsa açık tuttuğu avcuna boşalttım. İşte o zaman düşündüğümde bugün bile hala kanımı kaynatan olağan dışı bir şey oldu. Ya bu zavallı miktarın büyüklüğünden şaşkına dönmüştü. Yaptığı kirli işin sadece bozukluk almaya alışkındı çünkü. Ya da benim veriş tarzımda parayı telaşla hızla, neredeyse mutlulukla verişimde alışkın olmadığı farklı bir şey görmüştü. Çünkü geri çekildi ve büyük bir hayret içinde bakışlarıyla beni aradığını hisset. Bütün gece yana tutuşa aradığım şeyi bulmuştum sonunda. Birisi bana ihtiyaç duyuyor, beni arıyordu. İlk kez bu dünyaya ait birisi için var olduğumu hissettim. Tam da bu en dışlanmış varlık, zavallı tükenmiş bedenini karanlığın içine bir mal gibi taşıyan bu kadın bana yanaşmış, gözleriyle beni arıyor, benim içimdeki insana soruyordu. Bu hal benim aynı zamanda hem ayık, hem esrik, hem berraklık, hem büyülü bir bulanıklık hissettiren tuhaf sarhoşluğumu daha da arttırdı. Şimdi bu yabancı varlık yanımda biraz daha yaklaşmıştı. Fakat bedeli ödenen bir hizmet yerine getirmek ister gibi değildi de. Bana kalırsa kadınca bir yaklaşma isteğiyle farkına varmadığı bir şükranla yapmıştı bunu. O çocuk kolu gibi cılız, raşitik kolunu yavaşça tuttum ve ufak tefek çarpık bedenini hissettim. Sonra birdenbire bunun da ötesinde onun bütün yaşamını gördüm sanki. Bir varoş ablasının avlusunda sabahtan öğlene kadar yabancı bir çocuk sürüsünün arasında uyuduğu ödünç bir yatak, gırtlağına sarılan bir pezevengi, karanlıkta giyirerek üstüne abanan sarhoş müşteriler, hastanede götürüldüğü malum malum bölüm, tükenmiş, hasta, ve çıplak bedeninin ders malzemesi olarak genç ve küstah öğrencilerin eline bırakılması, sonunda çuval gibi nakledildiği bir kimsesizler yurduna, bir hayvan gibi ölüme terk edilmesi, içimde ona karşı, hepsine karşı sonsuz bir acıma uyandı. Hissettiğim sıcaklık şefkatti, asla şehvet değildi. Durup durup sıska kolunu okşuyordum. Son eğilip şaşkınlık içindeki kadını öptüm. O anda arkamda bir ışırt oldu, bir dal çatırdı sıçrayarak geri çekildim. Bir erkek bayağı yayvan bir sesle güldü. Bakın hele tam düşündüğüm gibi. Daha arkama dönüp bakmadan kim olduklarını biliyordum. Bütün o uyuşukluğumun içinde bile etrafımın sarılı olduğunu bir an olsun unutmamış, gizemli bir zindelikle merakımla onları beklemiştim. O sırada bir gölge çalılıkların arasından öne çıktı. Onu bir ikincisi izledi. Küstah, yabani olanlardı ikisi de. O bayağı gülüş tekrar duyuldu. Burada pis işler çevirmek ne adilik. Elbette kibar biri beyimiz. Ama şimdi biz onu hoplatmasını biliriz. Hiç kıpırdamadan durdum. Şakaklarımdaki damarların attığını hissettim. Korku duymuyordum. Sadece olacakları bekliyordum. Nihayet dibe varmıştım. Bayağılığın son noktasına. Artık sırada çarpıp parçalanma vardı. Yarı birey sürüklendiğim sona yaklaşmıştım. Kız yanımdan kaçmış ama diğerlerinin yanına gitmemişti. Ortada bir yerlerde duruyordu. Anlaşılan bu baskından pek de hoşnut değildi. Adamlar da benim tepkisizliğim karşısında öfkelenmeye başlamışlardı. Birbirlerine bakıp duruyorlardı. Belki karşı çıkmamı, yalvarmamı, bir korku belirtisi göstermemi bekliyorlardı. Aha bu bir şey demeyecek diye tehditkarca seslendi sonunda biri. Diğer üstüme yürüyerek buyurgen bir sesle bizimle karakola kadar geleceksin dedi. Hala bir karşılık vermiyordum. O zaman adamlardan biri omzuma dokunarak beni öne doğru itti. Yürü bakalım dedi. Yürüdüm. Karşı çıkmadım. Çünkü içimden gelmiyordu. Durumun benzersizliği, bayılığı, tehlikesi beni uyuşturmuştu. Ne var ki zihnim son derece açıktı. Adamların polisten benden çok daha fazla korkutlarından emindim. Ellerini üç beş kron sıkıştırarak onlardan kolayca kurtulabilirdim de. Fakat ben yaşadığım bilinçli takatsizliğin içinde bu iğrençliğin en dibinin keyfini sürmek istiyordum. Durumun acımasız alçaltıcılığının tadını çıkarmak istiyordum hiç acele etmeden fakat bir hareketsizlikle çıkarmadan sabırla duvara doğru, doğru yürümem o olanların aklını karıştırmış olmalıydı. Alçak sesli bir şeyler konuştular. Sonra kasten seslerini yükselterek devam ettiler. Bırak gitsin dedi biri. Yüzü çiçek bozu olan ufak tefek olandı. Diğeri yapmacık bir sertlikle yanıt verdi. Hayır olmaz. Bizim gibi yiyecek yemek bulamayan zavallının biri bunu yapsa oyarlar ama böyle bir kibar bir bey bunun da bir cezası olmalıdır. Her sözcüklerini duyuyor ve içlerinde gizli ricayı anlıyordum. Onlarla pazarlığa girmemi bekliyorlardı. Benim içimdeki suçlu onların içindeki suçluyu anlıyordu. Onlar bana korkutarak eziyet etmek istiyorlardı. Ben de onlara tepkisizliğimle. Aramızda sessiz bir mücadele vardı. Ah ne kadar bereketli bir geceydi. Prater çayırının pis kokulu çalılıklarında iki bir fahişenin arasında ölümcül bir tehlikenin içindeyken son 12 saatte ikinci kez kumarın çılgın sihriyle karşılaşıyordum. Ama bu kez Oyunu yüksekti. Söz konusu olan seçkin burjuva konumum hatta hayatımdı ve ben muazzam oyuna, rastlantının o ışıltılı büyüsüne kopacak kadar gerilmiş titreyen sinirlerimin tüm gücünü kullanarak katılıyordum. Ah şurada bir bekçi var dedi arkamdakilerden biri. Beyimiz buna pek sevinmeyecek. En az bir hafta içeri tıkarlar. Sesinin hain ve tehdit edici çıkmasını istemişti. Ben tanısındaki ağır güvensizliği işittim sakince ışığa doğru yürüdüm. Altında gerçekten de bir bekçi miyferinin sivri tepesi pırıldıyordu. 20 adım kadar sonra önüne varmış olacaktım. Arkamdaki adamların sesi kesilmişti. Adımlarının giderek yavaşladığını fark ettim. Biraz sonra ödlekçe geride kalım, karanlık dünyaların içine karışacaklarını, oyunlarının başarısızlığa uğramasına kızıp acısını belki de zavallı kadından çıkaracaklarını da biliyordum. Oyun bitmişti ve ben bugün ikinci kez kazanmış tanımadığım insanları mat edip kötücül hazlarını kursaklarında bırakmıştım. Sokak lambalarının solgun ışığı karşımızda parıldıyordu artık. Arkama döndüğümde ilk kez adamların yüzlerini gördüm. Güvensiz bakışlarında kızgınlık ve bastırılmış bir utanç vardı. Hayal kırıklığı içinde ezik bir halde her an karanlığa karışmaya hazır duruyorlardı. Artık güç ellerinden gitmişti. Şimdi onlar benden korkuyordu. O an içime ansızın Sanki ruhumdaki kabarma yüreğimde bir kilidi kırmış ve sıcak duygular kanıma karışmıştı. Bu iki adama karşı kardeşçe bir merhamet kapladı içimi. Bu aç, çulsuz, zavallı tiplerin benim gibi aşırı tok bir asalaktan ne istedikleri belliydi. Birkaç kron, birkaç sefil kron orada karanlıktayken boğazımı sıkabilir, gasp edebilir hatta öldürebilirlerdi. Ama bunları yapmamışlar sadece cebimdeki 3-5 gümüş kuruş için beni amatörce bir beceriksizlikle korkutmaya çalışmışlardı. Benim gibi küstahlığından zevk için hırsızlık yapan, keyfi yerine gelsin diye suç işleyen biri bu zavallılara daha fazla eziyet edebilir miydi? Duyduğum sonsuz merhamet, kendi zevkim uğruna onların korkuları ve sabırsızlıklarıyla oynadığım için sonsuz bir utanç karıştı içime. Kendimi toparladım. Artık güvenlik alanına girmişken yakındaki caddenin ışığı beni korurken Şimdi onları rahatlatmalı, bu öfkeli ve aç gözlerdeki hayal kırıklığını silmeliydim. Ani bir dönüşle adamlardan birine yöneldim. Sesime bir korku tanısı katmaya çalışarak benden niçin şikayetçi olmak istiyorsunuz diye sordum. Bu ne işinize yarayacak? Belki hapse atılacağım, belki de bir şey olmayacak. Fakat bunların hiçbir zararı yok. Niçin hayatımı zorlaştırmak istiyorsunuz? İkisi de sıkıntıyla bana baktılar. Her şeyi beklemişlerdi tehditler savurmamı, bağırmamı ki o zaman köpekler gibi hırlayarak kaçacakları kesindi ama böyle bir uysallık göstermemi değil. Sonunda biri konuştu. Tehdit ederek değil, adeta özür dileyerek bir adalet sağlanmalı. Biz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.